2 Nisan 2024 Salı, Murat Özer, Akşam Gazetesi Sütten Kule'nin Zaferi İstanbul'un nadide seyir terası Çamlıca'da şehrin silüetini bozan anten tarlası kaldırılıp, yerine dünyanın sayılı televizyon ve radyo kulelerinden birisi inşa edildiğinde söylemişti o sözü İmamoğlu. Ben Çamlıca Kulesi uzunluğunda süt dağıttım. O süt kulesi Türkiye'de zafer kazandı. Kent lokantası, beslenme çantası ve erzak kolisini tünellere, köprülere ve duble yollara tercih etmesinden dolayı suçlayabilir miyiz halkı? En ağır ekonomik krizin yaşandığı bir dönemde muhalefetin tüm unsurlarıyla birleşmesine rağmen halkın iktidarı Erdoğan'a teslim ettiği gerçeği gün gibi ortadayken üstelik. Milletin öncelikli gündeminin ekonomi olduğunu, kentsel dönüşüm, ulaşımdaki devasa projeler ve getirisini ancak yıllar sonra alacağımız büyük yatırımların gündeminde olmadığını görmek için böylesi bir sarsıntıyla karşılaşmak gerekliymiş demek ki. Oysa kentsel dönüşümün seçim kazandırıcı bir vaat olmadığını daha bir yıl önce yerle bir olmuş Kahramanmaraş'ta vatandaşın dönüşüm aleyhine açtığı 3500 davaya bakarak anlamak mümkündü emekli maaşına iyileştirme yapılmamasını sinesine çekebilirdi insanımız. Fakat karşılığında devletin kurumlarının israfa karşı bir seferberlik yaptığını görseydi. Enflasyonun ezici, mutfağa tarumar edici gerçeğini tahammül edebilirdi belki. Ama devletin kendi market zincirindeki fiyatların bir nefret objesi haline getirilen üç harfli marketlerden daha insaflı olduğunu görebilseydi. Cumhurbaşkanımız bu yerel seçim sonuçlarından ders çıkaracaklarını ve gereken her şeyi yapacaklarını söyledi. Muhalefetin 22 yıldır totaliter bir rejimle yönetildiğini iddia ettiği ülkemizde iktidarın en güçlü olduğu döneminde yapılan yerel seçimleri kaybetmesine rağmen büyük bir özgüvenle bu sonucu 85 milyonun zaferi olarak ilan eden kaç lider olabilir dünyada? Erdoğan'ın darbeler yüzünden belini bir türlü doğrultamamış bu ülke insanına kazandırdığı en büyük şeyin özgürlük ve halk iktidarı olduğunu idrak etmemek için ya kör olmak gerekir ya da ağır insafsız. Trakya'dan Batı Anadolu'ya, Marmara'dan Batı Karadeniz'e kadar birkaç yıl dışında neredeyse tüm bu bölgelerdeki şehirlerin yerel yönetimlerinde iktidar olan CHP'nin artık vereceği büyük bir sınav var. Halk CHP'yi birinci parti yaparak kendisine 5 yıllık bir kredi verdi. AK Parti döneminde belediyecilik açısından rahata alışmış insanlara aynı hatta daha yüksek kalitede hizmet götürmek zorunda artık. Muhalefette olmanın konforunu ve şikayet etmenin cazibesini AK Parti'ye teslim ettiler. Seçimlerin kaybedeni elbette sadece AK Parti değil. Daha birkaç ay öncesine kadar anketlerde, %7'lerde, onlarda gösterilen deva ve gelecek gibi seçimlerde ilk defa rüştünü ispatlayacak olan partiler tam anlamıyla yok oldular, silinip gittiler. Saadet, milli görüş mirasını bütünüyle YRP'ye kaptırdı. Siyasetini mülteci düşmanlığı üzerine bina eden Zafer Partisi de buhar olup uçtu. Böylece Türk milletinin zihninde yabancı düşmanlığına yer olmadığını gördüğümüz gibi, hırslarının esiri olmuş kifayetsiz muhterislere de kapılarını sonuna kadar örttüğünü gördük. YRP'ye gelince, İstanbul'da birçok ilçeyi AK Parti'ye kaybettirme başarısı dışında kazandığı iki il var. Bu iki şehirde aday gösterdiği yöneticilerse daha düne kadar AK Partiliydiler. Başarı olarak gördükleri buysa buyursunlar 5 yıl boyunca düğün yapsınlar. İktidarın Gazze'ye ihanet ettiği şeklinde CHP fonlamasıyla yaptıkları kara propagandanın yerine ulaşmasının mükafatını, CHP'yi dünyada ilk tebrik eden ülke ayrıcalığına nail olan İsrail'den bekleyebilirler önümüzde seçimsiz 4 yıl var. AK Parti'nin hükümette, CHP'nin yerel yönetimde iktidar olarak halkın karşısında hizmetlerini yaraştırmak zorunda olduğu 4 yıl. Bu süreci iyi değerlendirirsek herkes kazançlı çıkar.